Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki en son grupta 3 karşılaşma oynamıştık ve ligde şu anki durumumuz gördüğünüz üzere 3. sıradayız. A grubunda Fenerbahçe çok ilginç bir şekilde lider. Beşiktaş'ı görüyorsunuz grupta şu an son sırada ve Galatasaray grupta 3. sırada. Galatasaray iyi başladı, galibiyetle başladı fakat daha sonrasında 2 mağlubiyet birden aldı. Lafı çok fazla uzatmayalım. Şuradan maç yap diyelim ve bir sonraki karşılaşmaya başlayalım ama öncesinde şu kadroya bir bakmak istiyorum. Kadroda bir önceki karşılaşmada ufak tefek değişiklikler yapmıştım ve o değişiklikler sanırım işe yaradı. O yüzden onu kalıcı olarak yapıyorum şimdi. Evet, böyle kalsın. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Evet, Paris Saint-Germain Juventus karşılaşması şimdi başladı. İnşallah bu karşılaşmadan da galip ayrılırız. Ligde yavaş yavaş, daha doğrusu grupta üst sıralara doğru tırmanırız inşallah. Orada saçma paslaşmalar sonucu topu kaybettik. Şimdi sol kanattan geliyorlar. Adamı boş bırakmayın. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Kimseyi göremeyince panik oldum bir an. Hadi Neymar. Mbappe'nin önüne bırakacağım. Mbappe topu. Güzel kontrol etti. Çalım denedim. Başarısız sonuçlandı. Kırmızı çıkacak sandım ha. Offside yok, temiz. Maalesef temiz. Ronaldo. Konsantre olmaktan konuşamadım. Adam boş kaleye atamadı ya. Şans bizden yanaydı. Biraz daha kontrollü oynayalım. Neymar. Neymar'ın önüne bırakacağım. Neymar'ın koşusu var. Neymar'dan şimdi bir çalım denemesi gelmedi. Başarısız. Ramsey. Sol kanada oynayacak sandım. Sağa oynadı. McKennie. İleriye. Dybala'nın önüne. Dybala. Yerden düzgün. Düzgün bir vuruş fakat etkisiz. Ben nedense deminden beri sanki kazanıyormuşuz gibi hissediyordum ama değilmiş. Topu uzaklaştırın abi. Topu uzaklaştırın abi. Neymar. Pasını oynadı Mbappe. Mbappe offside'daydı galiba. Evet, Mbappe offside'daydı. Sağ kanat bomboş. Offside'ı bırakmak istedim, olmadı. Abi dikkat. Faul yapın ama o topun geçmesine izin vermeyin. Evet. İlk yarı bitmek üzere. Şöyle vuralım da bari ilk yarı bitsin. Vurmamıza bile izin vermeden ilk yarı bitti. Şimdi aldık topu, hızlı çıkalım. Ne olur hızlı çıkalım. Mbappe'nin önüne bırakacağım. Bıraktım derken. Of of of. Sağ kanattan geliyorlar. İzin vermeydi. Aldık topu. Oynadım pasımı, güzel. Neymar'ın önüne bırakacağım. Neymar'ın önüne bıraktım. Çok güzel. Mbappe'nin önüne. Çok kötü bir pas ya. Abi normalde ben böyle oynamam. Niye bugün böyle oldu? Şöyle vuruyormuş gibi yapalım. Icardi pasını oynadı. Offside olmasın ya. Olmasın ya. Gördüm çünkü oradan gelirken. Şimdi Neymar, kaptırma. Kaptırma, ne olur kaptırma. Verratti, sakladık topu. Hocam penaltı. Hocam penaltı, lütfen. Lütfen penaltı olması lazım. Bir anda Lucho geldi aklıma. Penaltı olması lazım. İçeride yaptı diye gördüm. Dışarıda da olabilir. Penaltı mı? Evet, yo, free kick. Ya of. Free kick. Demin atamadık. Hadi inşallah şimdi. Ve müthiş bir gol. İşte bu. İşte bu. Bir de ödül kazandık. Steam'den her neyse. Gol atıyoruz. 1-0 öndeyiz. İşte Neymar'ın free kickleri. Ben atabiliyorum bunları. Deminki free kick neden öyle saçma sapan gitti onu da anlamadım. 1-0 öne geçiyoruz bu önemli karşılaşmada. Çok güzel, temiz. Harika bir gol. Bu güzel golle 1-0 öndeyiz.
Ronaldo şimdi sol kanatta, orta yapmasına izin vermeyin, geçmesine de izin vermeyin. Ronaldo'yu yok edin o sahada. Evet, oyuncularımız biraz yorulmuş. Çok geç olmadan şöyle birkaç değişiklik yapalım. Sarabia girsin oyuna. Şöyle Icardi ile yer değilsinler. Bu arada Kimpembe yerine Danilo'yu oyuna sokmak istiyorum. Arthur. Dybala. Fabio. Şimdi tekrar Dybala. Sakın. Vur. Aman aman aman. Ronaldo. Oo, Ronaldo. Evet. Sakin, sakin beyler, sakin, sakin. Şuraya doğru oynayalım. Çakal arkada top bekliyordu. Evet, ileri oynadık. Aldık topu. Di Maria. Şöyle hızlıca çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Geri kalan dakikalarda biraz top çevireceğim. Sakin ya. Son dakika falan gol yemeyelim. Aman aman aman. Bitirme. Ne olur bitirme. İşte bu be. 2-0. Aslında hocanın ben orta sahadan geçerken bitirmesi lazımdı ama bitirmedi. Sesimi duydu. 2-0 öndeyiz. Karşılaşmayı bu golle de kazanacağız. Evet. Güzel bir gol. 2-0 galip geliyoruz bu karşılaşmadan. Oo, bir dakika. Hala 3. sıradayız lan. Neyse. Fenerbahçe 2-2 berabere kalmış. Beşiktaş ne yapmış? 3-0 mağlup olmuş. Evet, şöyle bir bakıyorum. 2 karşılaşma var. 2 karşılaşmadan alabileceği maksimum puan 6. Of of. Yani fark ata ata yenmesi lazım. Dortmund'un da puan kaybetmesi lazım falan filan da. Yani Beşiktaş elendi gibi bir şey şu an. Galatasaray'ın çok ilginç bir şekilde hala şansı var. Gruptaki karşılaşmalara çok iyi başlamışlardı. Yani çok iyi dediğim, bir galibiyetle başladılar. Ardından 3 mağlubiyet arka arkaya almışlar. Beni şaşırtan dediğim gibi burada Fenerbahçe. 2 galibiyet 2 beraberlikle grupta ilk sırada. Çok ilginç. Bizim durumumuz da şu an şu ki geriye kalan 2 karşılaşmamız var. Biri Barcelona'ya karşı içeride, biri Madrid'e karşı dışarıda. Barcelona'ya karşı kazandık diyelim ki zor yani. Tabii ki pozitif yönden bakıyorum. 9 puana çıkıyoruz. Barcelona 7 puanda kalıyor. Daha sonra Madrid'i de yenebilirsek sıkıntı olmaz gibi geliyor bana. Tabii ki de yani formül aslında çok basit. Galibiyet bitti. Bu kadar basit. Ve karşılaşmaya başlayalım. Hakkımız hayırlısı olsun. İnşallah galip ayrılırız. Yakın direğe. Bir orta. Şimdi Verratti. Verratti. Of of, şutu çekecektim oradan ha. Geçebilseydim şutu çekiyordum. Mbappe. Neymar pasını oynadı. Zaten offside oluyordu. O top geçer mi dedim kendi kendime ama geçti. Offside mı? Icardi offside'a yakalanmış. Şöyle öne bırakacağım. Kurzawa. Kurzawa'dan bir çalım denemesi başarısız. Bari topu sakla oğlum lan. Bari topu kazan. Evet. Ufak bir problem var, bir dakika. Tanımıyor. Işık yanıyor ama tanımıyor. Lan klavye elim oynayacağım ben bu geri kalanı. Of, niye ya? Niye ya? Niye ya? Ne oldu? Ben hiçbir şey yapmadım ki ya. Allah'ım ya Rabbim, sen sabır ver ya. Sen sabır ver. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. En iyisi simüle etmek şimdilik. Simüle edelim. Allah'ım yarabbim. İnşallah kazanırız. Vur lan, vur ona. Vur artık ya, vur. Burada yaşadığım olaya bak ya. Evet. Dakikalar 80. Bu saatten sonra gol atan kazanır. Ha, offside. Lan iyi be. Vallahi üzüldüydüm ha. Hadi güzel bir orta. Yap ortanı. Hadi abi, hadi vur, vur. Lan vur artık. İşte bu be. Oh be, ulan son dakikada ya. Son dakikada ya. Bitti. Karşılaşma bitti. Ulan son dakika ya. Canımdan can gitti burada ya.
Fenerbahçe kazanmış Real Madrid'e karşı. Bizim durumumuz da şu an gayet güzel, ikinci sıradayız. Şöyle bir bakalım, Beşiktaş evet eleniyor, artık yapacak bir şey yok. Galatasaray son sırada, ligdeki son karşılaşmayı kime karşı oynuyor hemen bakalım. Galatasaray Arsenal'a karşı, ligin liderine karşı büyük ihtimal mağlup olacak. Önümüzdeki karşılaşmadan beraberlik alırsak iş sıkıntıya girebilir. O riski alamayacağım maalesef. Kazanmak için tabii ki de oynayacağım. A grubuna baktığımızda Fenerbahçe ve Bayern gruptan çıkmış. Vay arkadaş lan. Yemin ederim Fenerbahçe beni şoka soktu ya. Ve evet, tekrar geri döndüm. Oyunu tekrar başlattım. Çünkü bunu tanımıyor yoksa. Yani varsa bir çözümü söyleyin, ben de bileyim. Ben bilmiyorum en azından. Paris Saint Germain isteksiz oynuyor diyor. İsteksiz mi oynuyor? Neymiş efendim? Son maçlarımızın hepsini kazanamadık. Kazandığımız maçlarda uyguladığımız taktikleri hatırlamalıyız. Ulan Allah'ım yarabbim ya. Son maçları nasıl kazanamadık? Kazanamazsak nasıl yükselelim burada? 1-0 kazanmışız, 2-0 kazanmışız, 3-1 kazanmışız. Tamam, 3-1 mağlup olmuşuz, 2-1 mağlup olmuşuz. Son 3 maçın 3'ünü kazanmışız. Nasıl oluyor da son maçları kazanamamış oluyoruz? Neymiş efendim, isteksiz bir şey satılan oradan. Ve maça başlayalım. İnşallah galip gelip gruptan çıkacağız. Atletico Madrid, Paris Saint Germain mücadelesi başlamak üzere. Beraberlik aldığımız takdirde rakibimizin ne yaptığı da çok önemli. O yüzden galibiyet alırsak gruptan %100 çıkıyoruz. O yüzden galibiyet peşindeyiz. İşimizi şansa bırakmayalım. Aldık. Güzel. Mbappe vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 6. 6. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Çok önemli bir gol. Orada defansın hatasını affetmedik. Kötü bir vuruş ama topun ağlara gitmesi için yeterli. 1-0 öndeyiz maçın henüz başında. Geri oynayabilir. Evet, oynadı. Aldık. Hızlı oyna. Sakin abi. Sakin. Haydi. Hızlı çık. Neymar'ın önüne. Neymar 2-0. Dakika 12. 2-0 öne geçiyoruz. Şöyle bir sevinç yapalım. 2-0 öndeyiz. Çok önemli goller bunlar. İnşallah rahat bir galibiyet alırsak kafamız rahat olur yani. Sakin oluruz. Düzgün maçımızı oynarız. Suarez'e geçit yok. Hızlı çıkalım beyler. Oyna o tarafa. Güzel. Al onu derken yetişemedik. Llorente sağ kanatta. Şimdi ortayı yapıyormuş gibi yaptı. Şimdi bir çalımını daha attı. Pasını oynadı. İsmail kaleye baktı. Sakın. Neymar'ın önüne bırakacağım. Şimdi Neymar'ın önüne bıraktım. Mbappe yardırıyor. Ben de yardırıyorum. Topu sakla abi. Topu sakla. Dümdüz git. Niye yukarı çıkıyorsun? Mis gibi pozisyon gitti ya. Neymar. Pasımı oynayacağım. Icardi. 3-0. Zor attım. 3-0 öndeyiz. Dakika 24, 3-0 öndeyiz. Maç şu an çok rahat gidiyor. Çok güzel gidiyor, temiz gidiyor. İşte burada pasımı oynadım. Ve bu vuruşla topu ağlara gönderdik. 3-0 öndeyiz deplasmanda. Çok iyi başladık. Yani bir futbol mucizesi olmazsa gruptan çıkacağız inşallah. Hoca faul. Hadi bir frikik golü daha gelsin. Harika bir şut ve bir gol daha. İşte bu. 4-0. 4-0 öndeyiz. Neymar. Çok güzel bir free kick. Topu ağlara gönderiyor. Şimdi ceza sahasına girdiler. Sakın. Şut çekmelerine izin verme. Hoca offside yok, tamam. Devam.
şimdi. Biraz dikkat. Neymar. Sol. Hoca faul. Hoca yine faul. Hoca faul. Şeyi o avantajı kullanmamayı bilmiyordum bir an. Bir de şuradan denesin. Neymar. Neymar sarı oldu bu sefer ama top yine ağlarda. Gol. 5-0. Ya Neymar'la frikik atmak çok kolay ya. Neymar'la frikik atmak çok kolay. 5-0 öndeyiz. Neymar bu karşılaşmada 2 frikik golü birden atıyor. Bu ligde attığı toplam 3. frikik golü. 5-0 öndeyiz. Çok rahatız. Keyifler yerinde. Gruptan çıkıyoruz inşallah. Yani bu buradan da artık maç dönüyorsa zaten sen o gruptan çıkma kardeşim. Suarez. Evet Danilo. Aldık bu topu. Aldık. Kaptırma. Offside var gibi. Gördüm. Mini minnacık offside vardı. Mbappe'nin önüne. Mbappe. İmkansızı düşündüm orada ya. Bir an fazla düşündüm. Çok fazla düşünmek de iyi değil ha. Vallahi iyi değil. Ya siz nasılsınız bilmiyorum ama ben böyle saniyede tak tak senaryoları düşünen birisiyim. O da o pozisyona bu sefer kötü yansıdı. Çıktık. Evet. Topu kurtardık şimdilik. Çıkar çıkar çıkar. Güzel. Topu uzaklaştır abi. Haydi bir kontra. Mbappe'nin önüne bırakacağım ama çok erken. Çok erken. Aldık bu topu. Aldık. Şimdi hızlı çıkalım. Icardi'den bir çalım. Pasımı oynadım. Geçmedi. 5-0 gibi bir farkla önde olmasak kızardım o pozisyona. Gerçekten. Onun hızından yararlanmamız lazım yani. Tamam 5 tane attık ama ben yine de onun hızından yararlanıp gol atmayı çok istiyorum. Şimdi Icardi. Sağ mıydı? Sol muydu? Sağ ayakmış. Vurduk. Topalarda gol. Dakika 80. Skor 6-0. Evet. Icardi'nin attığı golle 6-0 öndeyiz deplasmanda. Gruptan çıkıyoruz. Onun için çok mutluyum. Sıradaki rakibimiz acaba kim olacak? Onu da çok merak ediyorum. Kaç oyuncu değiştirelim ya. Abi gene gitti bağlantı. Bu bağlantı sürekli böyle gidecekse yemin ederim yandık. Vallahi yandık, billahi yandık. Şimdi hadi neyse. Ya da simülasyona geçelim. Ama bu sürekli böyle olacaksa yandık. Gerçekten yandık. 6-0 kazanıyoruz ve gruptan çıkıyoruz. Benim şu an sadece tek üzüntüm yani bu neden hata verip duruyor. Çeyrek finalde rakibimiz Liverpool oldu. Fenerbahçe kiminle eşleşti acaba ona da bakmak istiyorum. Arsenal'la eşleşmiş Fenerbahçe. Evet eşleşmeler gayet güzel. Liverpool'a karşı oynayacağız. Jürgen Klopp'un öğrencilerine karşı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.